Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hocam. Sesi at sesi. Sesi at. Sesi. 7 Ekim'de Kütahya 7 şiddetinde sallandı. Maden İş ve TES İş Sendikaları kömür madenlerinin ve enerji üretim santrallerinin özelleştirmesine karşı alanlarda. Kütahya SLİ kömür işletmeleri ve Seyit Ömer Termik Santrali'nden başlanacak olan özelleştirmeye karşı miting yapıldı. Mitingde Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçıl ile Türk İş Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri, kardeş sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri Samsun, Balıkesir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bursa, Çanakkale, İzmir, Muğla yatağından TES İş ve Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Kamusen Kütahya İl Temsilciliğine bağlı şube başkanları, Kütahya Merkez ve Tavşanlı İlçesi Kamu Taşeron Çalışanları Derneği üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl, İlçe, Gençlik Kolları ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. Kütahya'da yapılan bu miting en son Başbakan Erdoğan'ın Kütahya mitinginden sonra yapılan en kalabalık miting oldu. Kütahya SLİ kömür işletmeleri ve Seyit Ömer Termik Santrali'nden başlanacak olan özelleştirmeye karşı mitingine 10.000 kişi katıldı. Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu mitingde yaptığı konuşmada, Kütahya kamu kuruluşlarının özelleştirilmesiyle gün geçtikçe güçten kuvvetten düşen bir ilimiz haline geldi. İşsizlik arttı, işçiler güvencesiz, çalışma biçimlerine taşeronluğa mahkum edildi. Tüm bunlar yetmedi. Jandarma taburu da Kütahya'dan götürüldü. Esnaf, köylü perişan oldu. Şimdi sıra geldi madenlere ve termik santrallere. Seyit Ömer zarar etmiyor, kâr ediyor. Seyit Ömer de tıpkı diğer bazı kuruluşlar gibi altın yumurtlayan tavuk. Peki niçin kesiyorlar bu altın yumurtlayan tavuğu? Niçin Kütahya'yı işsizliğe, yoksulluğa mahkum ediyorlar? Ülkemiz zarar görüyormuş kimin umurunda? Kütahya zarar görüyormuş kimin umurunda? Amaç birilerine rant sağlamak dedi. 7 Ekim 2012 tarihinde neden miting yaptıklarını da açıklayan Türk İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, insan emeğinin önemini gösteren bir kavrama işaret ediyor. Emek, insanın kendisini ifade ettiği en temel unsurlardan biridir. Tıpkı dilimiz gibi, düşüncelerimiz gibi. Emek, insanların dünyayı geliştirmede, hayatı biçimlendirmede kullandığı en değerli varlığıdır. Buradan hükümete, işverenlere sesleniyorum. Emeğin onurunu koruyarak, insan onurunu, Türkiye'nin onurunu koruyun. Buradan Büyük Millet Meclisi'ne de sesleniyorum. Meclis, insan onuruna yakışan işi koruyacak en temel müessesedir. Meclis, emek üzerinde yaptığı tüm tasarruflarda emeğin en yüce değer olduğunun kabulüyle hareket etmelidir. Çünkü emek en yüce değerdir. Bugün ülkemizin emekçileri, vatan savunmasında, sınır karakollarında, şehit olmak üzerine düşen her görevi severek, isteyerek, fedakarlıkla yapmaktadır. Ve bu durum onların, Türkiye'nin ürettiği her değerden adil bir pay almasını da gerekli kılmaktadır. Ama ne yapılıyor? Burası öyle bir ülke ki yaklaşık 300 bin işçimizi ilgilendiren toplu sözleşmeleri, iş kolu istatistikleri yayınlanmadığı için 9 aydır imzalanmadığını söyledi. Kumlu, seçim zamanı sandık önümüze konduğunda kırmızı kartı göstereceğiz. İşçilerin, emeğiyle geçinenlerin açlığı, yoksulluğu hükümetin vebalidir. Hak arayan emekçilerin seslerini kulak tıkamak hükümetin vebalidir. Ey hükümet, sana sesleniyorum. Bu meydana buraya kulak ver. Bu sesi duy. Taleplerimiz, itirazlarımız ve isyanlarımızın tümü bu memleketin onuru, huzuru ve barışı içindir. Emekçilerin geleceğe güvenle bakabilmesi, sağlıklı, eğitimli, vasıflı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmesi içindir dedi. Biz düşmanlık bilmeyiz. Biz kin nedir, haset nedir bilmeyiz. Ülkemiz için alın teri döker, ekmek paramız için çalışırız. İsteriz ki bacamız sütsün, soframızda aş olsun, ekmek olsun. Ama emeğin en yüce değer olduğunu unutanlar, ara sıra bizim de ne olduğumuzu unutuyorlar. İşte o zaman ne oluyor değerli arkadaşlarım, biliyor musunuz? Böyle meydanlara çıkıp, İşte böyle hep birlikte ayağa kalkıp ne olduğumuzu hatırlıyoruz. Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçıl da yaptığı konuşmada, ülkemizde kamunun elindeki bütün varlıkların yerli yabancı ayrımı yapılmaksızın, satılması ve hiçbir ölçü gözetmeksizin elden çıkarılması biçiminde uygulanan özelleştirme, ülkemizin yerli kaynaklara dayalı enerji üretiminde en önemli kaynağımız konumundaki geçmişte hiçbir iktidarın özelleştirme düşünmediği lignit kömür madenlerimize gelip dayanmıştır.
Hem de bu özelleştirme düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubu olan partilerden, konumun tarafı meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinden daha önemlisi halkımızın dikkatinden kaçırılarak bir gece yarısı operasyonu ile gerçekleştirildi. Ülkemizin aydınlık geleceğinin yerli teminatı konumundaki yeraltı servetlerimizden olan gece yarısı operasyonuna deyim yerindeyse kurban edildi dedi. Bugün bir memleket meselesi için buradayız. Özelleştirmeye karşı durmak bir memleket meselesidir. Ve bu kararı alanlara sesleniyorum. Bu işletmeler zarar etmiyor. Tersine kar ediyor. Hazineye milyarlarca lira katkı sağlıyor. Elektriği ucuzlatmanın, istihdamı artırmanın, dışa bağımlılığı azaltmanın, yurttaşı zam zulmünden kurtarmanın yolu da kömür ile üretim yapılan elektrik santrallerinin çoğalmasıdır. İstiyoruz ki elektrik enerjisinde %50'ye varan dışa bağımlılık azalsın. Kömürün payı %40'lara çıksın. Biz özel sektöre karşı değiliz. Ve sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Biz özelleştirilen bahçemize, tapulu arazimize sahip çıkmak zorundayız. Bizim dışımızdaki maden sahalarında santraller mi yapıyorsunuz? Biz bundan gurur duyarız. Biz bununla övünürüz. Ama gelin bizim bahçemize girmeyin. Bizim bahçemize girmeyin. Değerli kardeşler.